Gölge çalışması nedir? Aslında karanlık tarafında ilgilenen bir ruhsal bir çalışmadır. Yani sizin kişiliğinizin karanlık, olumsuz tarafı ile ilgilenir. Yani böyle denilir aslında. Ama aslında bunların hiçbiri değil. Biz aslında mükemmel doğduk. Ama bu kısa sürede çocukken o kadar dışa, topluma, aileye o kadar bağımlı olduk ki biz aslında çok gelişmemiş, sosyalleşmemiş toplumların çocuklarıyız. İşte bu içimizde, bu olan içimizde bir çelişki yaratıyor. Çünkü içimizde kabul edilebilir ya da kabul edilemeyen yanlarımızı bir türlü toplum sürekli öğretmeye çalışıyor. Yani bizler kabul edilen veya kabul edilemeyen şeylere bağlıyor sürekli. Yani kişiliğimizin kabul edilebilir tarafları veya kabul edilemeyen tarafları sürekli ailemiz tarafından ya kabullenilir ya da reddedilir. İşte böylelikle bilinçaltımız oluşmuyor. Yani o çocukken hayatta kalmak için her şeyi yapıyoruz. Sorgulamadan. Kişiliğimizin dışarıdan ailemiz, toplum tarafından onaylanmayan taraflarını bastırıyoruz, inkar ediyoruz. Onun yerine ödüllendirdiğimiz taraflarımıza daha çok yatırım yapıyoruz. Onlara yöneliyor, onlara odaklanıyoruz. Onaylanmayan yönlerimizi kendimizden ayırmaya çalışıyoruz. İşte onu bastırıyoruz. İşte bu olayda kişilik dediğimiz ya da bilinçaltımızı oluşturuyor. İşte bu dediğimizde kişiliği bölüyor. Bilincin bilinç ile bilinçaltının ayrılmasına sebep oluyor. İşte kendimizi koruma mekanizması ilk defa kendimizi reddettiğimiz an oluşmaya başlıyor. İşte insanın bilinçli olduğu veya bilinçsiz olduğu tarafları vardır. İşte ya yani bilinç bir ışık gibi olsa da o ampulü aydınlatman gerekiyor görmen için. Yani bilinçsiz göremezsin. Yani karanlık bir odada göremezken o bilincini yakman lazım. Işığı yakman lazım ki görebilirsin etrafı. İşte Carl Jung zamanında insanların göremediği o gölge taraflarını keşfetmiş. Kitaplar yazmış. Hatta Carl Jung o kadar güzel, dünyada belki ilk rüyalar, rüya tabirleri, bilinçaltı üzerine o kadar çok çalışmalar yapmış ki rüya ile ilgili çok güzel kitapları var. Öneririm kesin. İşte insanların göremediği, sakladığı o tarafına gölge diye isim vermiş. İşte insanların gölge kişiliğinin, kişinin bilincinin ışığına maruz kalmayan tarafı diye nitelendirmiş. Yani genel olarak bu gölge kişiliği genellikle olumsuz taraflar diye nitelendirseler de bu gölge tarafın genellikle bu olumsuz olarak nitelendirilmesinin sebebi çünkü insanlardır kabul etmedikleri için her zaman yadırgıyorlar, yargılıyorlar, etiketliyorlar. Yani kendileri istemediği, kabullenmedikleri şeylere negatif, olumsuz diye nitelendiriyorlar, etiketliyorlar bu kadar. Yani sebebi bizler değiliz, başkalarının onu öyle etiketlemesi, biz de onları sorgulamadan. Yani insanlar bu olumsuz dedikleri tarafları reddediyor. Bundan dolayı işte olumsuz şeyler içerdiği için böyle bir yanılgı oluşuyor. Ya da örnek vereyim, bakın örneğin bir sahip olduğum bir yetenek var. Ama o yeteneğin yerine, onun yerine sürekli bir kıskançlık hissine tutunuyorsun. İçinde o kıskançlık hissi var. Onu sürekli bastırmaya çalışıyorsun mesela. Onunla uğraşıyorsun. Bu bastırmaya çalıştığın gölgenin aslında senin pozitif yönlerini de barındırıyor olabilir. Bu özgüven, utanç sorunları yaşayan kişiler için de geçerlidir. Örneğin bir çocuk doğduğunda iyi duygularla doğuyor. Kim olduğunu, neden hoşlandığını, neden hoşlanmadığını biliyor. Kendinin farkında. Hoşlanmadığı şeyleri özgürce ifade ediyor. Başka bir kız çocuğu da var aynı anda. Ama bu tam tersi. Yani kızlara soruların sorulduğu ama fikrinin alınmadığı bir ailede büyüyor. Kızları sevimli olsun ama fikirleri çok önemli değil. Fikrini beyan etmesi, çok konuşmasın. Yani aile genel olarak bu kızı böyle yetiştiriyor. Aradaki farka bakın. İşte o çocuk, o kız hayatta kalabilmek için o ailesinin istemediği kendindeki o taraflarını bastırmak zorunda kalacak ve gölge kişiliği oluşacak. Bundan dolayı bilinçle bilinçaltı ayrılmaya başlayacak. Yani ikisi de öyle oluyor, öyle oluşuyor zaten. Kişiliğin ayrılışıyor. Yetişkin olduğunda da o kız sürekli tatlı, sessiz, her şey tamam diye fikirlerini açıkça beyan etmeyen bir kız çocuğu olarak büyümeye başlayacak. İtaatkar olacak. Hayatına acı verici gerçeklerini çok ağır şekilde yaşayabilecek. Eğer farkına varırsa belli çalışmalar yapacak. Bu aile dizilimi olabilir, gölge kişilik çalışması olabilir, meditasyon ne dersen de ne yapıyorsan yani ne yaparsa yapsın. Onun farkına vardıktan sonra aslında bir farkına varacak ki aslında hiç konuşmayan, fikirlerini beyan etmeyen kişi o kadar açık sözlü olmaya yatkın biri ki öyle bir yetenekler barınıyormuş aslında içinde. Örneğin başka bir ailede büyüyen bir çocuk var. Sürekli öfkeli, sinirli. Ama aile sürekli diyor ki öfkesini doğru değil yapmamız. Bunu yapmazsa cezalandırılıyor. Ve aile o çocuğun öfkesini bastırmak için başka bir yol buluyor. Ama o çocukta öfke bir türlü geçmiyor. Öfke bastırılıyor ve bilinçaltına yerleşiyor çocuğun. İşte bu çocuk yetişkin olduğunda kendi içindekilerin farkına varmayacak. O bastırdı öfkesinin üstünden gelemeyecek. Hiç farkına bile varmayacak. Çünkü normal gelecek. Bakın. Hatta etrafındakiler sen kızı kızın sen öfkelisin diyecek ama kendisi şaşıracak. Yo ben öfkeli değilim diyecek. Buna anlam veremeyecek. İşte pasif agresif davranışlar gösteren bu çocuk ilk başta kendisine ama aslında çevredekilerine de zarar verdiğinin farkına varacak. İşte reddettiği o bastırılan duygular aileden dolayı yapılan kendisinin yaptığı o davranışlar derinlere gitmiştir. Herhangi bir bağınız yoktur. Ama ne kadar o bağınız derin olsa da olursa olsun
bilinçaltınız, evren, karşısında korktuğunu seninle yüzleştirmek için yüzüstüne çıkaracaktır, bilinçaltına çıkaracaktır. Ta ki bir olanı dek. İşte çok derinlerde olduğundan dolayı bazen buna erişim yoktur ama ne kadar erişimin olmazsa da olsun evren, bilinçaltı sana her şeyi geri getirecektir. İşte çoğu zaman insanlar yaptığı davranışları hiç yadırgamaz, farkında olmaz. Çünkü farkında değildir. Çünkü bilinçsizce yapılır. Çünkü bilinçsizce denilmesinin lafı neden bilinçsizce diyor? Ha, bilinçsizce yaptı. Çünkü o kadar bilinçaltına atılmış ki bilinçli yaptı. Yani sanki üzerinde kontrol yokmuş gibi hissedersin. İşte o olgun kişiler de belli olgunlara geri geldiğinde o bilinçaltı otomatik otokontrol davranışlarından dolayı her şey otomatik. Ve aynı labirentte, aynı kalıplar dönüp dolaşıp aynı yine başladığın yere dönersin. İşte bunların sebebi gölge kişiliğindir. İşte insanların kendilerinden kaçmasının sebebi kendi gölgeleriyle yüzleşmemeleridir. Peki o gölge kişiliğinle yüzleştiğini nasıl anlarsın? 1. Reddettin veya bastırdığın şeyin farkına varınca acıyla yüzleşirsin. İşte o sevilmek için küçüklükte aileden o sevgiyi alabilmek için böldüğümüz, parçaladığımız o kişiliğimiz ve onun sonunda o ayrılığı gördüğümüz, o kişilik ayrılığını gördüğümüz acı, onun farkına vardığımız acı işte. Gölge çalışması yaparsanız işte yüz üstüne çıkacaktır. Böyle görebilirsiniz. Yani evren size kaçtığınız, yüzleşmediğiniz, her şeyi yüzleşmediğiniz için yüzünüzün önüne geri getirecektir. Yani o ebeveyninizin size yaşattığı, örnek veriyorum. Aslında onları yaşatmıyor. Sen içinde yaşam onlara izin veriyorsun. O reddedilme duygusu, reddetme duygusu geri gelir ve sen kendinizi cezalandırıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. İşte gölge çalışmasıyla o hayatta kalma mekanizmanız devre dışı kalır. Bundan dolayı ölüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Yani bu dünyada tek sen değilsin, herkes aynı. Herkesin kişiliği bölünüyor ve o kişilik bölünme sonucunda birleşim meydana geliyor. Bunun rutin bir süreç. İşte kendini reddetme. Direnme, kabullen, teslim et. O boşluk o kabullenmemenin, o reddetmenden dolayı işte geliyor. İşte o derinlerde gömülü olan boşluk var ya, o işte sürekli reddettiğimiz, direndiğimiz, bastırdığımız parçamızı hatırlatıyor. Ama sen gene bütün olmayı seçersen, evrenin gücü seninle birlikte olacak. Sonra evrenin gücünün olmadığını, evrenin de sen olduğunu farkına varacaksın. Hiçbir şeyden senin ayrı olmadığını farkına varacaksın. Evren hep sürekli birleşmek, genişlemek arayışındadır. Sen de öyle. Ta ki bir, hepimiz bir, evren. Bir olup, tekil olup, genişleyene kadar bu devam edecek. Sürekli evren sana fırsatlar sunacak. Kabullenmediğini kabullenmen için sana sürekli fırsatlar getirecek. Direndiğine direnmemen, reddettiğini reddetmemen için. Ta ki yüzleşene kadar ne kadar kaçarsın o kadar getirecek sana. Gölge tarafın sadece kendini yansıtıyor, bu kadar. Kendinle gerçeklikle farkında olmanı, entegre olmanı istiyor. Yani gölge çalışması bir süreçtir. Bilinçsiz tarafını bilinçli yapmaktır yani. Kadar. Yani hayatta kabul edilenmeyen şeyi kabul edilebilir yapar yani. İşte bu farkındalık oldu. Ne kadar kabullenmedin, direndiğin tarafın varsa o yöne dönmelisin, o yönden kaçmamalısın. O zaman anlamaya başlarsın. O zaman kaygı azalır. O sendeki düşüncelerin, duyguların gerçek olmadığını, sadece kafada olduğunu farkına varırsın. Ve o baktığında artık pozitif odaklanmaya başlarsın. O odaklandığın her şeyi de işe yarayacaktır. Yani artık neye bakarsan bak güzel görürsün. Yani pozitif odaklanan her şeyde güzel işe yarar. Ama bunu da bir bahane kaçmak için de kullanmaman lazım o kaçtıklarından. Yani mesela içinde kabullenmediğin kaçtığın bir tarafın var. Başka sevdiğin şeylere odaklanıyorsun pozitif. Ama bunu da kaçmak olarak kullanmam. Gölge kişiliğini ortaya çıkarmak için size 4 yol vereceğim. Birinci yöntem, yansıtmalısınız. Yani öngörü, yansıma. Siz dışarı baktığınızda kendinizi yansıtıyorsunuz aslında. Dışarıda gördüğünüz her şey kendinizsiniz. Örneğin babanızla bir problemli bir ilişkiniz vardır. Yıllardır bir zorlu ilişki devam ediyordur. Babanıza baktığınızda sürekli sinirleniyorsunuzdur. Sürekli yadırgıyorsundur. İşte diyorsundur baba sen inatçısın, kalın bir duvar gibisin, seninle konuşulmuyor. Duygunu göstermiyorsun hiç diyorsundur babana. Aslında o ölünce farkına varıyorsun. İşte sürekli bir spiritüel çalışmalar, gölge çalışmaları yapınca bir anda kendini farkına varıyorsundur. Aslında onda gördüğün her şey kendisindir. Baban değildir, sensindir o. Kendi yansıman yani. Babanda gördüğün kendi yansıma. Yani sen inatçısın aslında aynı baban gibi. Duygularını göstermiyorsun aynı baban gibi. Onun için dünyayı nasıl gördüğünüze, öngörülerinize odaklanın. Örneğin odağınızı bir sevmediğiniz bir şeyde de hoşlanmadığınız bir şey verirseniz orada gölge çalışması yapabilirsiniz. Yani kendi gölgenizi ortaya çıkartırsınız aslında. İkinci yöntem duygusal tepkiler, tetiklemeler. Bazen senin neyin tetiklediğine odaklanarak onu bulabilirsin. Senin bu yaraların, gölgelerin o senin gölge kişiliğini ortaya çıkarmakta yarar sağlayabilir. Örneğin sen sevgilinle bir partidesin. Sevgilin, mesela erkek arkadaşın örnek veriyorum. Başka bir bayanla konuşmaya başladı, yakınlaşmaya başladılar. Bir anda içinde kıskançlık geldi. Ama öyle bir kıskançlık kabul edemiyorsun. Yani gidip de bir de tokat atmak istiyorsun yani. Duygu patlaması geliyor, kontrol edemiyorsun. Ama onun yerine
bir anda odağını kendine veriyorsun. Bir anda farkına varıyorsun o duygu tetiklemelerine. Yani derin bir nefes alıyorsun. Bildiğin gölge çalışması yapıyorsun aslında. Gidip ona gününü göstermek yerine kendine sor, niye ben böyle hissediyorum? Böylelikle gölgenin derinlerine ineceksin. Çünkü bunu yapmanın sebebi, yani reaksiyon göstermenin sebebi korkma. Sevgilin seni terk eder diye korkuyorsun. Bırakılma, korkma duygusu. Derinlerde yatıyor belki küçüklüğünde hala. İşte aksiyon almadım o gölge tarafında yüzleşirsen, o bastırılmış tarafında artık o duygularda, o hislerde seni terk edecektir. Ama ne kadar o tarafına aksiyon alırsan gölge kişinin daha da büyüyecektir. O kıskançlık daha da büyüyecektir. Bu düşüncelerin bağımlısı olmak gibidir. Kendini bağımlı yapacaksın. Yani ne kadar enerjini nereye verirseniz o kadar enerjiniz o kadar yutar. Üçüncü yöntem, tekrar eden olaylara bakın. Hayatındaki tekrar eden olaylara odaklan. Hep sürekli tecrübeler, aynı tecrübeler, hep aynı olayları mı yaşıyorsun? Emin ol o gölge kişiliğinden dolayı oluyordur. Örneğin bir ilişkiye girdiğinde o ilişkide kendini kaybedersin. Kendini bırakırsın, direkt her şeyi ona vermeye başlarsın. Kendini unutursun. Yani o romantik ilişkide kendini kaybedersin. Artık sen yoksundur. Her şey olur. Farklı bir kişilik gelmiştir. Kişi çıkmıştır. Artık her şey olur. Ve farkına varırsın, o ilişki biter, diğerine gidersin, diğerine gidersin. Hep aynısını, hep aynı şeyleri yapıyorsun. Demek ki burada senin gölge kişiliğin var. Tekrar eden olaylar var. Bir labirent gibi. Ne kadar ilişki değiştirirsen değiştir, hiçbir şey değişmiyor. Ve o gördüğünde aslında sen kendi gölgen olduğunun farkına varırsın. Dördüncü yöntemde içine gözlemle, içini gözlemle, içine dön. Bu biraz zordur. Yani bu neden zordur biliyor musun? O olay meydana gelmeden, yani aksiyon almadan önce direkt içine bakman lazım. Derin derinlik gerekir, farkındalık gerekir. Meditasyon yapabilirsiniz bununla alakalı. İşte bunun için kendine 3 soruyu sorman lazım. 1. Kendinde neyi sevmiyorsun? 2. Kendinde neyi yadırgıyorsun, neyi yargılıyorsun? 3. Kendinde neyden korkuyorsun? İşte bunların cevabını yaz ve gölge tarafını bul. Peki gölge çalışması nasıl yapılabilir? Bununla 55 öneri vereceğim. 1. Gölge tarafını düşmanlaştırma. İşte o gölge çalışması, yapacağın gölge çalışması senin sevgi, empati tarafın olacak. Kendini kabullenmekle alakalı olacak. Çünkü o gölge tarafını kabullenmedin, reddettin, bastırdın, yadırgadığından dolayı oluyor. İşte onun tam tersini yapman lazım. Ne olursa olsun kabullen, sev. Yadırgama, yargılama. Çünkü ne kadar düşmanlaştırır, kabullenmezsen o kadar büyüyecek içindeki düşman. Bunun ilacı kabullenmektir. Ne kadar kendini kabullenirsen kendine bir olacaksın, kendine yakınlaşacaksın. Ki yadırgamadan kendini gözlemle. Kendi gölgeni asla yadırgama. O gölgeni yadırgarsan yani bir nevi içine o gölgene benzin dökmek gibi olur. Birleşemezsin, asla unutma, kabullenmen lazım. Örneğin işte hatırla ilk verdiğim örneği. Sevgilin işte çekici bir kadınla konuşuyor. Bir anda işte reaksiyon göstermiyorsun onunla. O reaksiyon göstermeyince, aksiyon almadan önce o farkındalığına, farkına varıyorsun. Bir anda kabulleniyorsun, yargılamıyorsun, yadırgamıyorsun. İşte o kıskançlık oluşmadan önce o gölge tarafının farkına varıyorsun. Neden böyle hissediyorum diye soruyorsun. Örneğin kıskançlık geliyor, gene bastırıyorsa gene yadırgamak, yargılamak istiyorsan da yadırgama, yargılama. Ona da şükür et, ona da kabul et. Çünkü ne kadar yadırgarsan, yargılarsan, reddedersen, bastırsan o daha da çok büyüyecek. Çünkü o iş yukarı çıkmak istiyor. Bilinçaltının üstüne çıkarma, sana çıkarmak istiyor. Yüz üstüne çıkarmak istiyor. Artık yüzleş, bırak diye. Onun için hep aynı olaylar senin başına geliyor. Aynı tarz olaylar. Yani ne kadar direnirsen o kadar daha çok kıskanç olursun. Örnek veriyorum. Yani o kıskanç geldi, kabullenmen lazım. Yargılamaman, yadırgamaman lazım. Üçüncü yöntem, geçmiş yaşantılarına gitme. Çocukluğuna git çünkü tüm gölge kişiliğin çoğu senin çocukluğundan geliyor. Bunu nasıl yapabilirim dersen çok kolay. Kendine 3 soruyu sor. 1. Ben ailem tarafından kabul edildim. Benden ne beklendi? İkinci soru. Yani yakınlarından. 3. Sende ne duygular, ne davranışlar yadırgandı dışarı tarafından, aile tarafından. İşte bunlara vereceğin cevabın senin gölge kişiliğini ortaya çıkaracak. Bununla birlikte gölge tarafını göreceksin. Farkında olacaksın. Ve sadece güzel niyetinle iyileşmeye başlayacaksın. Bu kadar. Meditasyon yap. Bırak. Anda kal. Gözlemle. Kabullen. Bir ol. Bırak gitsin. Güzel yönünüze teşekkürler. İyi günler.